Merhaba arkadaşlar, Göstüyansın hoş geldiniz. Bugün sizlerle biliyorsunuz şu zamana kadar beklediğimiz birçok hani herkesin genelde gireceği birçok üniversite sınavları gerçekleşti. Bu KTÜ olabilir, Yıldız Teknik olabilir, İstanbul Üniversitesi olabilir. Hani bunların sınavları gerçekleştirdiği için ve bazıları tabii ki açıklamıyor bunları. Normal zamanda da açıklamıyor. Ben de biliyorsunuz siz bana bunların bazılarını kağıda yazıp fotoğraflarını çektiniz. Instagram'larda paylaştım. Şimdi bunları toparlayıp size nasıl çözüleceğinden bahsedeceğim. Karışık bir soru tipi olacak. Yani 2019 YÖS soruları adı altında paylaşacağım. Soru birden başlıyorum. Şöyle yapalım. Biraz da küçültelim. Tamamdır. Şimdi böyle bir soruyu nasıl yapacağız? Öncelikle x bölü y'yi vermiş. Burada y bölü x'i bulmak daha basit. Ters çevirdiğim zaman burası da eksi 3'tür arkadaşlar. Buraya eksi 3 yazarsam kuvveti eksi 4. Bir kere çift olduğu için kuvvet otomatikman artıya dönecek. Eksi olduğu için de ters çeviriyorum. Yani 3 üzeri 4 demektir bu. Bu da nedir? 1 bölü 20, 81. Cevabımız bu. Şimdi bunu geçelim. Başka soru. Bunun çözümü basit. Basamak değerleri konusu. X 6. basamaktaysa buradan sonra 5, 4, 3'te y var. 2, burada 1 olduğu için z, bir de 0 olacak. Yani baktığımız zaman buraya burası 0, z 2 yok burada 0, y 3 yani. Sonra 0, 1 yani şöyle de yapabilirsiniz. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 4, 10 üzeri 5, 10 üzeri 6 olabilir. Bu da bizim şıklarda aradığımız bir cevap. Soru. Polinom sorusu arkadaşlar. Yani aslında soruyu nasıl çözüyoruz? Buraya sıfır yaparak x eşittir 1 diyoruz. Burası komple gitmiş oluyor. 1 vermeye devam edersek 1 artı 2 artı 5 artı r. Bu da kalan olan 10'a eşit oluyor. 8 artı r eşittir 10. Buradan r nedir arkadaşlar? 2. Geçiyorum. Çözüm şudur arkadaşlar. Fonksiyon sorusu. Aslında şunu biz şöyle yazıyoruz. Eksi 7. Burada x'e 4 verirsem eksi 2 kalacak şurada. F eksi 2 eşittir eksi 7 olmalıymış. Eksi 2 veriyorum. Eksi 8 a artı 1 eşittir eksi 7. O zaman a kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Bunu da geçebiliriz. Kusura bakmayın arkadaşlar sesim. Evet arkadaşlar bu soruyu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Daha önce de söylemiştik. Bakın bu x eksi 2, bu x eksi 2 gibi. 5 parantezi alırsak buraya. Böyle durum olduğu zaman her zaman 0 yapacaktık bunların içini. Yani x'e 2 vereceğiz. Bunun sonucu a'dır. X'e 2 vereceğiz. X'e 2 verdiğimiz zaman burası gidiyor. Burası gidiyor. X'e 2 veriyorum unutmuyorum. Yani burası 2. 4, 2, ne etti? 8 bölü 2 eksi 1'den 1. Yani 8. Burası da 8. 8'i 2'ye böl. 4. Bunun cevabı 4. Geçelim. Çözüm. Önce şu a'yı bulmaktan geçiyor. 1 verdiğim zaman şurası 0 oluyor. 1 artı 4 artı 5 artı a. Bu da a eşittir. Burası 10 çıktığı için diğer tarafa atarsak eksi 10'dur. Şimdi eksi 10'u biliyoruz tamam ama buraya artık p1 yaptığımız zaman yine 0 oluyor. O yüzden ne yapmamız lazım? p1 x eşittir. X 3 artı 4x kare artı 5x artı 5x eksi 10 bölü x eksi 1 olması lazım. Yani bunun uzunca bölersek şöyle
bölersek buraya değerler vereceğiz. Ne gibi? Mesela x kare gibi. X kare verirsem x küp eksi x kare olur. Sonra ben bunu eksiyle yazdığım zaman şöyle gitti. 5x kare artı 5x. Sonra ben geldim buraya artı 5x yazdım. Burası da 5x kare eksi 5x. Sonra ben bunu yine nasıl bölme işleminde yapıyorsam gitti. 10x eksi 10 kaldı. Ben buraya artı 10 koyduğum zaman bunlar komple hepsi gitmiş oluyor. Ve cevabım px x kare artı 5x artı 10 oluyor. Buradan da yola çıkarsak 1 verirsem 1 artı 5 artı 10 da 16 oluyor arkadaşlar. Geçelim. Şöyle bir soru. Bununla ilgili daha önce söylemiştim. Bu sayı 0 ile 1 arasında demek. Bu da 0 da küçük demek x. Yani negatif. Şimdi baktığın zaman a 0 ile 1 arasındaysa burası negatif. X negatifse zaten bu da negatif. O zaman bu da negatif. Bunlar bu şöyle mutlak şekilde yazılırdı. A zaten 0 ile 1 arasında pozitif bir şey. Bu da pozitif. O zaman burası artı. X negatif. Önündeki de negatif. Artı oldu. O zaman bu da artı. Eksiler çarpılır. Eksi x artı 1. Aynen çıkarıyorum. Şu eksiyi de dağıtalım. X'ler gitti. A'lar gitti. 1'ler gitti. Cevap 1. Geçelim. 360 parçalara ayıralım. Nedir? 90 çarpı 4 diyebilirsiniz. 9 çarpı 10 çarpı 4 diyebilirsiniz. 3 üzeri 2, 2 çarpı 5, 2 üzeri 2 diyebilirsiniz. Bunları bir bütün halde yazarsak aslında şöyledir. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 diye yazılır. Bu da çarpı demişler. X eşittir y küp. Buradaki x'i bulabiliriz. Çünkü üstleri 3 yapmam lazım hepsini. Buna bir tane 3 lazım. Buna 2 tane 5 lazım. Sonuçta burası ne oldu? 2'nin kübü, 3'ün kübü, 5'ün kübü. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5. Burada da küp var. 2 çarpı 3, 6, 5 çarp 30. Yani y nedir? 30. Burası 30'dur. Burası da 75'tir. Toplanırsa 105'tir arkadaşlar. Geçelim bakalım. Arkadaşlar çözümü bellidir bunun. 1, 2, 3 tane koşulu vardır. Birinci koşulu şu. Aşağısı 1 olduğu, yukarısının önemi yok. Aşağısı 1 olsun, sonuç hep 1 olur. Yukarısı 0 olacak, aşağısı 0 olmadığı takdirde yine 1 olacak. Aşağısı eksi 1, yukarısı çift olsa yine 1 olur. Bu 3 duruma bakıyoruz. Şimdi öncelikle şu aşağının 1 olabileceği durum var mı? Var. 4 bölü 3'tür x. Pardon, 5 bölü 3'tür. Verirsek sağlıyor. Bunu sağladık. Geldik yukarısının 0 olma. X eksi 4 olması lazım. Tamam. Aşağının eksi 1 olma durumuna bakıyoruz. Bu da nedir? X'e 1 verirsem ama yukarısı tek oluyor. O yüzden olmuyor. Bu sağlamadı. Bunun ikisinin toplamını sormuş. Bu da eksi 7 bölü 3'tür. Dediğim gibi arkadaşlar